Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kayseri'den başlattığı kampanya ile siyasi partilerden hazineden seçim yardımı almamaları çağrısında bulundu. Tekliflerini imzaya açacaklarını belirten İnce, buna katılan katılmayan partilere açıklayacaklarını ifade etti. CHP'den ayrılarak parti kuran Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Develi İlçe Başkanlığı binasını açmak ve esnaf ziyaretlerinde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Özel bir otelde basın toplantısı da düzenleyen İnce, iktidara ve muhalefet partilerine yüklendi. Bugün daha önce açıklamama rağmen kampanyayı Kayseri'den başlatıyorum. Bir kampanya başlatıyoruz Memleket Partisi olarak. Kampanyamız şu, şimdi her yıl Ocak ayında mecliste grubu bulunan siyasi partiler hazine yardımı alırlar. Bu yıl 2022 yılında AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti 2022 yılında 645 milyon lira, eski parayla 645 trilyon lira hazine yardımı alacaklar. 2022 yılında seçim olursa toplam alacakları para 1,9 milyar TL. 1,9 milyar TL. 2 katrilyon. Büyük para mı? Değerli arkadaşlarım. Yani 2 milyon üniversite öğrencisine 2 milyon üniversite öğrencisine biner lira para verebiliriz. Biner lira. Yani 2 milyon öğrenciye toptan aldığımız zaman 2 milyon öğrencinin, yoksul öğrencinin tablet, bilgisayar sorunu kalmaz. Şimdi Memleket Partisi olarak pazartesi günü Genel Başkan Vekilimiz Profesör Gaye Usler imzayı açacak siyasi partilere. Kim bu kampanyaya katılıyor? Bu yoksulluk ortamında her üç gençten biri işsizken, dolar rekorun rekorunu kırarken, fabrikalar kapanırken, raflar boşalırken, millet ayçiçeği yağı alamazken, bu kadar hazineden parayı alıp sokaklara bayrak asmak doğru değildir. Doğru değildir. Biz kampanyamızı açıyoruz bugün Kayseri'den. Pazartesi'den itibaren de imzayı açıyoruz. Hangi siyasi partiler buna katılacak diye. Siyasi partiler 2022 yılında hazine yardımı almasınlar. Bak biz ne güzel götürüyoruz kendi paramızla, kendi emeğimizle. Türkiye'ye örnek olalım. Bu ortamda üniversite öğrencilerine 2 milyon tablet alalım. Hem çevre kirliliği olmaz. Hem gönüllülerle yaparız bu kampanyayı, hem hazineye yük olmayız, hem gençlerimiz tabletlerine kavuşur. Memleket Partisi olarak Türkiye'yi tasarrufa davet ediyoruz. Siyasi partileri tasarrufa davet ediyoruz. Hazineye yük olmamaya davet ediyoruz. Kim imzalayacak? Bakalım. Ocak sonuna kadar imzaları bekleriz. Sonra bir basın toplantısıyla milletimize anlatırız. Kampanyamız, Memleket Partisi'nin kampanyası, siyasi partilere tasarruf kampanyası. Ya zaten sizin belediyeleriniz var. Kiranız yok, bir şeyiniz yok. Almayın bu sefer fakir fukaranın parasını. Üyelerinizden toplayın. Bak biz üyelerimizden toplayarak siyaset yapıyoruz. Siz devletin parasıyla afişe asmayın sokaklara. Bu yoksulluk ortamında, bu kriz ortamında, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik daralmışlık ortamında fakir fukaranın, garip kurabanın parasına göz dikmeyin. Almayın bunu. Bir mertlik gösterin. Bir dürüstlük gösterin. Bir insanlık gösterin. Memleket Partisi'nin bu kampanyasını Kayseri'den açıyorum değerli arkadaşlar. Bakalım bize kimler destek verecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Değerli arkadaşlar, bir başka konu, seçime doğru giderken seçim yasasını konuşuyoruz ama başka bir konuyu hiç konuşmuyoruz. Siyasi partiler yasasını hiç konuşmuyoruz. Herkes demokrat.
Herkes demokrat. Kime sorsan demokrat. Güçlendirilmiş parlamenter sistem de var. O da var, bu da var. Geç bunlar. Bunların hepsi masal. Eğer gerçekten demokrasi istiyorlarsa siyasi partiler kanununda genel başkan diktatörlüğüne son vermek lazım. Gelin bakalım genel başkanı üyeler seçsin. Partilerde cumhurbaşkanı adayını üyeler belirlesin. Gelin bu hükümleri siyasi partiler kanununa koyalım. Gerçekten demokrat mısınız görelim. Bunları yapmıyorsanız siz çakma demokratsınız, çakma. Kendi partinizde demokrasi olmadan Türkiye'ye demokrasi vaat edemezsiniz. Türkiye özgürleşmek istiyorsa, Türkiye demokratikleşmek istiyorsa buna başlayacağı yer güçlendirilmiş parlamenter sistem değildir. Buna başlayacağı yer siyasi partiler kanunudur. Siyasi partiler kanununu değiştirmeden, buna öncülük etmeden masal anlatırsınız. Daha tüzüğünüzü değiştirmemişsiniz. Ne konuşuyorsunuz? Numaradan gösteriş yapıyorsunuz. İşte kota şöyle olsun, böyle olsun diye. Bak bizimkinde belli. Fermuar sistemi. Cinsler kendi arasında sınırlanır. Bir kadın, bir erkek. Değiştir tüzüğünü, tüzüğünü değiştirmiyorsun. Numaradan demokratlık yapıyorlar Türkiye'de. İktidarı, muhalefeti. Hepsi. Eğer gerçekten demokrat olmak istiyorlarsa siyasi partiler kanunu, bizim 3 milletvekilimiz var. Biz oradayız. Hemen imza veririz, oy veririz. Birincisi, demokratikleşmeye davet ediyorum. İkincisi, bu yokluk ortamında, bu kriz ortamında el kesesinden siyaset yapmayın diyorum. Fakir fukaranın vergileriyle bayrak asıp sokaklarda gezip siyaset yapmayın. Üyelerinizden toplayın aidatı, siyaset yapın. Hazine parasıyla, 2 katrilyon parayla meydanlarda fink atmayın. Bu yokluk ortamında bu fakir fukara millete örnek olun diyorum. Kampanyayı da başlatıyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti uygarlık rotasından çıkmak üzere. Güven kalmamış. Devlete güven yok. TÜİK'e güven yok. Merkez Bankası'na güven yok. Kısaca yargıya güven yok. Kurumlara güven yok. Ekonomik sıkıntılar can yakıyor. Nereye gitsem herkes ekonomi konuşuyor. Geçim sıkıntısı konuşuyor. Hayat pahalılığını konuşuyor. Üretmeyen bir Türkiye var artık. İthal eden. Paramız var, alırız diyor. Bu çok gerçekçi bir politika değildir. Paran olmayabilir. Hatta paran olsa da bulamayabilirsin, satmazlar. Örneğin buğdayı satmayacak bazı ülkeler önümüzdeki yıl. Kendime lazım diyor. Üretim düştü, kendime lazım diyor. Yeniden üreten bir Türkiye yapmalıyız. Dış borç tavan yapmış. Tepeden tırnağa borçluyuz değerli arkadaşlarım. En büyük problem geleceği görememek, öngörememek. İş adamının elinde para olsa da geleceğe dair bir yatırım yapmak istemiyor. Rekabet terk edilmiş. Şeffaflık yok edilmiş. Onun yanına keyfilik gelmiş, yandaşlık gelmiş. Yanlış tarım politikaları insanlarımızı besleyemeyecek duruma getirmişiz. Türkiye benim çocukluğumda kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi. Bugün ne yazık ki kuru fasulyesini, pirincini, etini dışarıdan alan bir ülke durumuna geldi. Kutuplaşmış bir Türkiye var. Doğru mu yanlış mı diye bakmıyor kimse. Bizim mahalle mi, sizin mahalle mi? Ya batıyoruz. Sonra batıranlar çıkıyor diyor ki aynı gemideyiz, bak batıyoruz. Ya çalarken aynı gemide değildik de batarken aynı gemideyiz, doğru söylüyorsunuz. Beraber batıyoruz. Değerli arkadaşlarım, tahammülsüz bir ülke olduk. Tahammülsüz bir ülke. Birbirine tahammülsüz insanlar. Trafikte dahi bunu anlıyorsunuz. Ülkeyi bu duruma getirenler ülkeyi bu durumdan kurtaramaz. Ülkeyi bu duruma getirenlerin
sorumluları bu ülkeye umut alamaz. 20 yıllık iktidar karşısında da umut olamayan bu muhalefet de çözüm üretemez. Biz Memleket Partisi olarak üçüncü bir yol olarak, bir seçenek olarak milletimize diyoruz ki yaraları biz saracağız. Dertlere derman biz olacağız. Örselenen cumhuriyet değerlerini yeniden tesis edeceğiz. Hukukun üstünlüğünü adil, hızlı, etkin, tarafsız bir yargıyı, demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri, bunları korumayı, Türkiye'nin üretmesini, barışmasını, büyümesini, adil bölüşmesini, paylaşımını, barış ve güvenlik odaklı bir dış politika kurmasını ve çağdaş bilimsel bir eğitimi, yani beşli bir ayak öngörüyoruz Türkiye'ye. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak için. Bir, diyoruz ki hukuk, hukukun üstünlüğü. İki, demokrasi, kişisel hak ve özgürlükler. Üç, üretim ve paylaşım. Dört, barış ve güvenlik odaklı bir dış politika ve geleceğimizi hazırlamak için en değerli varlıklarımız, çocuklarımız için nitelikli bir eğitim. Bu beş ayak üzerine Türkiye'yi ayağa kaldırırız diyoruz.